Evet arkadaşlar, şimdi cümlenin ögeleriyle alakalı karışık örnekler çözeceğiz. Karşımıza nasıl sorular çıkıyor? TYT'de neler bize soruyorlar? Bunlara bakacağız ve konuyu iyice kavrayıp cümlenin ögelerini inşallah bir daha unutmamak üzere aklımıza kazıyacağız. Soru 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne açıklayıcısıyla verilmiştir? Bakın, açıklayıcısıyla dediği zaman aklıma ne gelecekti? Bir önceki videoda anlattım. Ara söz gelecekti. Beni burada tuzağa düşürecek ne var? Ara cümle var. Büyük ihtimal bir tanesinde ara cümle olacak. Ama bana neyi soruyor? Ara söz. Ara söz açıklama durumudur. Ara cümlede kendi fikrini, kendi düşüncesini içinden söylemedir arkadaşlar. Yani cümle varsa orada ara cümle vardır. Açıklama varsa ara söz vardır diye bakıyorum şimdi. İlk şıkkıma bakıyorum. Atalarımız geçmişteki hayatımızı düzenleyenler sevme sanatını gerçekten uygularlardı. Uygularlardı yüklem. Kim uygulardı? Atalarımız. Özne. Atalarımız kimmiş bizim? Bakın ara söz var. Geçmişteki hayatımızı düzenleyenler, gördüğünüz gibi iki virgül arasında. Ve açıklama yapmış mı? Atalarımız geçmişteki hayatımızı düzenleyenler, ara söz, açıklama da yapmış. Cevabımız çıktı zaten. A şıkkı. Tuzağa düşürdükleri nokta E şıkkında. Bakın. Taklit ediyordu yüklem. Taklit eden kim? Oğlum, özne. Çok sonra fark ettiğim, bak iki virgül arasında gördünüz mü arkadaşlar? Burada ise ne var? Ara cümle var. Ara söz yok. Ara cümle. Bu bizi ne yapacak? Çeldiricisi. A şıkkının çeldiricisi E şıkkı. Burada ne var? Cümle olduğu için kendi düşüncesini söylemiş, fikrini söylemiş. Oğlum, çok sonra fark ettim. İçsel bir konuşma var, iç monolog var. Demek ki burada ara söz değil, ara cümle var. Ara söz açıklaması soruyor. Öznenin açıklaması A şıkkında diyorum. Diğer soruya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Diğer sorumuz diyor ki zarf tümleci, özne, zarf tümleci, nesne ve yüklemden oluşmuştur diye bir sorumuz var. Her yaz güller için bir şeyler karalamak isterim. İsterim yüklem. Kim ister? Ben. Gizli özne. Zaten gizli özne bense özne ortada olduğu için bu şıkkı ne yaptım? Eledim. Gül dünyaya sunulmuş güzelliklerin en başındadır. Bakın güzelliklerin başı isim tamlaması. Dünyaya sunulmuş güzellikler sıfat tamlaması. Gördüğünüz gibi yine vicdansız bir cümle. Uzun bir yüklemden oluşan bir cümle. Dünyaya sunulmuş güzelliklerin en başındadır yüklem. Kim? Özne. Gül olmuş oluyor. Özne ve yüklemden oluştuğu için bu şıkkı da eliyorum. Ben baharı, yazı, gülle anıyorum. Anıyorum yüklem. Anam kim? Ben. Özne. Bakın özne zarf tümleciyle başladığı için bu şıkkı da direkt ne yapıyorum? Eliyorum arkadaşlar. Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tanımaktan hoşnutum. Hoşnutum yüklem. Yüklem ve hoşnutum kim? Ben. Gizli özne var. Gördüğünüz gibi özne burada olacak. Direkt ne yapıyorum? Bunu da eliyorum. Geriye zaten E şıkkım kaldı. Hemen inceliyorum. Çağırıyor yüklem. Çağıran kim? Çağıran ne? Güller, özne. Ne zaman bir gül bahçesine girdim mi? Yani girdiğim zaman anlam var buradaki miydi? Soru anlamı yok. Bir gül bahçesine girdim mi? Ne zaman bir gül bahçesine girdim mi? Zarf cümleci nasıl çağırıyor? Biçim biçim. Zarf cümleci kimi çağırıyor? Beni çağırıyor. Nesne. Zarf cümleci özne, zarf tümleci, nesne ve yükler cevap E şıkkımız. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Arkadaşlar siz de soruyu okuyarak gözlerinizle hemen çözmeye çalışırsanız daha kolay ve rahat anlayacaksınız ve bu soruların aslında zor sorular değil, kolay sorular olduğunu
göreceksiniz. Evet, soru çözerken ayrıca eleme yaparak giderseniz o da güzel olur, daha hızlı soru çözmenize fayda sağlar. 17. yüzyılın denemeleriyle ünlü İngiliz düşünürü Bacon. Bakın buraya kadar ne oldu? Bir öge olmuş oldu. Hükümdarlara layık bir bahçenin nasıl olması gerektiğini anlatırken, bakın Türkçeyi doğru okursanız doğru yaparsınız demiştim. Zaten okurken ne yapıyorum? 17. yüzyılın denemeleriyle ünlü İngiliz düşünürü Bacon, hükümdarlara layık bir bahçenin nasıl olması gerektiğini anlatırken, bulunduğunuz yerde ne yetişiyorsa ona göre bahçenizde sonsuz bir bahar olsun diyor. Evet, cümlemiz bu. Bu cümlenin ögeleri hangisinde doğru verilmiştir? Eğer bunu bu şekilde hemen okurken ayırabilirseniz hem soru çözerken vaktiniz çalınmamış olur hem de daha doğru soru çözümüne ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Bakıyorum, diyor yüklem. Diyen kim? Kim diyor? 17. yüzyıl denemeleriyle ünlü İngiliz düşünürü. Özne. Ne zaman diyor? Ne zaman diyor? Hükümdarlara layık bir bahçenin nasıl olması gerektiğini anlatırken diyor. Zarf tümleci. Ne zaman? Şöyle ne zaman diye de yazalım. Bulunduğunuz yerde ne yetişiyorsa ona göre bahçenizde sonsuz bir bahar olsun diyor. Arkadaşlar ben size nesneyi anlatırken başkasına ait bir söz diyor dediğiyle biterse mutlaka o söz nesnedir dedim mi? Dedim. Ne diyor da nasıl nesnedir? Belirtisiz nesnedir. Ne sorusu belirtisiz nesnedir? Demek ki öge sıralamam nasılmış arkadaşlar? İlk baş öznem var. Özne olan şıklar bunlar. Şu ikisini eledim. Sonra neyim var? Zarf tümlecim var. Bakıyorum zarf tümleci. Zarf tümleci. Nesne olan şıkkı eledim. Sonra ne var? Nesne var. Nesne de bu şıkta var. Cevap D şıkkı olmuş oluyor. Soru çözerken eleme yöntemini mutlaka kullanın. Hem size faydası olur hem soruyu daha rahat çözersiniz. Bu sadece Türk Dili ve Edebiyatı dersi için değil, tüm dersler için geçerli. Bildiğiniz kesin olan doğruya ulaşıncaya kadar eleyin. İki şık arasında kalırsanız mutlaka işaretleme yapın. Çünkü %50'lik bir şans az bir şans değildir. İki şık arasında kalırsanız mutlaka bir size en yakın doğruyu mutlaka işaretleyin. Bir de şunu unutmayın, mutlaka aklınıza ilk gelen şık doğru şık olacaktır. Bunun defalarca testini yaptım ve her zaman da doğru çıktı. Aklıma ilk gelenin doğru olduğunu ben de defalarca test etmiş oldum. Diğer soru. Aşağıdakilerin hangisinde soru nesneyi buldurmaya yöneliktir? TYT'nin en çok sevdiği ve bizim en zorlandığımız sorulardan biri. Soru cümleleri var ve bu soruların cümlelerini nasıl yapacağımızı çoğu arkadaşımız kavrayamıyor. Burada en kolayı, eğer soru kelimeleri direkt mi'li bahsetmiyorsa, mi, ne, niçin gibi bahsetmiyorsa, soru ögelerinin kendisi direkt zaten çıkarıyor. Oradan ele ele gidelim. Bakın, ne zaman sorusu zarf tümlecinin miydi? Evet. Bu zarf tümleci olduğu için bunu direkt eliyorum. Cevap vererek yapmak da diğer bir çözüm yolu. Buraya ne zaman geleceksin? Cümleyi kurarsın. Buraya yarın geleceğim. Ne zaman? Yarın. Gördüğünüz gibi zaten zarf tümlecini verdi. Sorunun kendisi zaten zarf tümleci. Niçin sorusu da neydi? Yine zarf tümlecinin sorusuydu. Nerede sorusu neydi? Kime, kimden, kime, neye, nereye, nerede, nereden? Yer tamlayıcısı, diğer bir ismiyle dolaylı tümlecin sorusuydu. Demek ki ben C ve D şıkkında eledim. Geriye ne kaldı? A ve E şıkkı kaldı. Beni arayan sen miydin? Cevap verin. Seni arayan bendim. Yüklem oldu. Bak cevap.
yüklem oldu. Demek ki nesne değil. Bu saatte benden ne istiyorsunuz? Bu saatte senden ne isteyeceğim? Cevap vereyim. Bu saatte senden elma istiyorum. Gördüğünüz gibi istiyorum yüklem. Ne? Elma, nesne. Zaten ne sorumuz da belirtisiz nesnenin sorusu değil miydi arkadaşlar? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Cevap E şıkkı. Soruları çözerken kendiniz elinize bir kağıt kalem alın. Ayrıntılı durumları, notları hemen yazın. Sonra çalışırken daha kolay olur. Evet, bakıyoruz. Son atlı karıncayı Kadırga Meydanı'nda birkaç yıl önce görmüştüm. Bu cümlenin ögelerini bulmak için yüklemine sırasıyla aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmalıdır? Zaten cümlenin ögelerini biliyorsunuz, artık profesyonel oldunuz. Takır takır yapmıştır çoğu arkadaşım diye düşünüyorum. Evet, atlı karınca. Görmüştüm yüklem. Gören kim? Ben. Gizli öznesi var. Ama ben ne dedim size? Gizli özne sıralamalarda alınmaz. Son atlı karıncayı neyi gördüm? Neyi gördüm? Son atlı karıncayı belirtili nesne. Neyi sorusu? Nerede gördüm? Kadırga Meydanı'nda. Nerede? Dolaylı tümleç yer tablesi. Ne zaman gördüm? Birkaç yıl önce. Ne zaman? Zarf tümlecinin sorusu. Öge sıralanışı, belirtim nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklem. Ama benden ne istiyor? Soruları istiyor. Neyi ile başlıyor? Neyi? Sonra ne var? Nerede var? Cevap zaten çıktı. Bursa. Yüklemin sorusu olmadığı için gördüğünüz gibi hiçbirinde yüklemin sorusu olmuyor. Değil mi? Kaç tane soru var? Neyi? 1. Nerede? 2. Ne zaman? 3. Yüklemin sorusu yoktu zaten arkadaşlar. Yani 3 tane sorudan oluşan 5 şıkkımız doğru cevap. Diğer soruya geçiyoruz. Umarım bu okul arası sizin evde daha çok test çözmesi, daha çok ders çalışmanıza faydası olur. Yani bir tatil olarak değil, bir fırsat olarak değerlendirin bu ara tatilleri. Çünkü evde öğrenmek de, insanın kendi kendine öğrenmesi de bazen daha akılda kalıcı olabiliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin ögesi olmayan bir ara söze yer verilmiştir? Bakın, en zorlandığımız sorular demiştim size. Ara sözler, ara cümleler. Cümlenin ögesi olmayan dediğine göre benden ne istiyor arkadaşlar aslında? Bir ara cümle bulmamı istiyor. Bakalım, Mevlana Türk insanının irfan kaynağı. Açıklamış Mevlana'nın ara sözünü vermiş burada. Neyin açıklayıcısı olmuş? Öznenin açıklayıcısı olmuş. Dedem unutkanlığıyla meşhurdu. Hep savaş yıllarını anlatırdı. Anlatırdı yüklem. Kim? Dedem. Özne. Dedesinin açıklamasını vermiş mi burada? Evet. Şimdi burada bu soruları çözerken ben ne dedim? Ara cümle vardır bir yerde mutlaka. Ara cümle olduğu zaman oraya dikkat edeceksiniz. Toplumsal değerlerimiz atalarımızın soyut mirası. Bakın açıklamasını ne yapmış? Atalarımızın soyut mirası olarak ara söz vermiş. Bu ev, yani bu ev ne? Çocukluğumun sırça köşkü. Ne yapmış? Açıklamasını vermiş. Kurtuluş Savaşı yılları, yani ateşle sınandığımız zamanlar açıklayıcısını vermiş. Bunlara biz ne diyorduk açıklamasını verdiği zaman? Ara söz diyorduk. Ama ne diyor burada? Bak cümle kuruyor. Cümle kurmuş. Buna ne diyorum ben? Ara cümle. Ara cümle
kendi fikrini, kendi düşüncesini söyler ya da içsel bir konuşma olur demiştim. Ara cümleyle ara sözler değilse açıklama vardır. Ara cümleyle ara sözü karıştırmayın demiştim. Cevap Bursa arkadaşlar. Diğer bir soruya geçiyoruz. Evet, Evliya Çelebi, Bursa çeşmelerinden uzun uzadıya bahsettikten sonra sözü velhasıl Bursa sudan ibarettir diyerek bitirir. Bu cümlede aşağıdaki soruların hangisi yoktur diye bir soru. Artık zaten bunları çok rahat çözebilirsiniz. Evliya Çelebi, evet, bitirir yüklem. Bitiren kim? Kim? Evliya Çelebi. Evliya Çelebi. Özne. Ne zaman? Bursa çeşmelerinden uzun uzadıya bahsettikten sonra. Ne zaman? Bursa çeşmelerinden uzun uzun bahsettikten sonra. Neyi? Sözü. Neyi? Sözü. Nesne. Nesnemiz de. Belirtin nesnemiz de. Tamam. Nasıl bitirir? Bursa sudan ibarettir diyerek bitirir. Bu da nasıl sorumuzun cevabıdır. Nereye diye zaten bir şey bahsetmek için dolar tümle hiç burada yoktur arkadaşlar. Evet, burada da bu sorumuzda da ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır diyor. Bu soruları ben çözerken okuyarak çözdüğüm için kolay çözebiliyorum. Ama siz çözerken zorlanabilirsiniz. O yüzden tek tek ögelerini ayırabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Faytonlar, faytoncu durağı diye bilinen yerlerde kümelenerek müşteri beklerlerdi. Bakın, müşteri beklerdi, burada ayırması lazım. Ne yapmış? Ayırmamış. Bu şıkkı ne yaptım? Eledim. Ögelerini ayırabilir miyim? Ayırabilirim. Beklerlerdi, yüklem. Kim? Faytonlar, özne. Nerede? Faytoncu durağının diyebilen yerlerde dolaylı tümleç. Nasıl? Kümelenerek. Zarf tümleci neyi? Müşteriyi, belirtili nesne olacaktı. Fakat nesneyi ayırmadığı için bu şıkkı ne yaptık? Eledik. Mahalle arasında fayton olmadığında, mahalle arasında fayton olmadığından bir ögedir. Ama burada ne yapmış? Ayırmış. Bu şıkkıda ne yaptım? Eledim arkadaşlar. Anadolu'yu teftişe çıkmış Osmanlı paşaları gibi faytona kurulurduk. Kurulurduk yükler. Kim? Biz Güzözde. Nasıl kurulurduk? Anadolu'yu teftişe çıkmış Osmanlı paşaları gibi. Zarf tümleci. Nereye? Faytona dolayı tümleç. Burada herhangi bir yanlışlık yapılmış mı? Yapılmamış. Cevap C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sırasıyla özne? Yazalım. Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur diye bir soru var. Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem. Ne yapacağız? Bize en çok oyalayan sorulardan biridir. Tek tek bakmak zorundayız. Şiirler hayatımıza bizim duygularımız, kaderimiz, hasretimiz gibi yerleşiverir. Yerleşiverir yüklem. Yerleşen ne? Şiirler, özne. Nereye? Hayatımıza dolaylı tümeç. Nasıl? Bizim duygularımız, kaderimiz, hasretimiz gibi zarf tümleci. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, özne, dolaylı tümeç, zarf tümleci yüklem soruyor. Direkt A şıkkında karşımıza çıktı. Diğer şıklara bakmamıza gerek yok.
Yani bu biraz bizim şansımıza A şıkkı çıktı. Bu sorularda oyalamak için genelde D veya E şıkkına koyarlar ki ne yaparsınız? Siz burada vakit kaybedesiniz diye uğraşırlar. Evet, burada diğer şıklara da hemen bakıp sorular kısmını da bitirip bu videoyu burada sonlandıracağız. Düşünmek için sorumluluk, bilgi, istek, yetenek ve eğitim gereklidir. Düşünmek için sorumluluk, bilgi, istek, yetenek ve eğitim gerekli. Gerekli dürükten. Gerekli olan ne? Düşünmek için sorumluluk, bilgi, istek, yetenek ve eğitim. Özne. Sadece ne oldu? Özne ve yüklemden oluştu. Birçok yaşamsal konuda geç kalışımız, düşünmeye geç başlayışımızdan kaynaklanıyor. Kaynaklanıyor yüklem. Kaynaklanan ne? Birçok yaşamsal konuda geç kalışımız, düşünmeye geç başladığımızdan. Şuraya kadar ayrı, bu ayrı. Burası ne oluyor? Özne. Niçin? Düşünmeye geç başladığımızdan zarf tümleci. Yani özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuş burası da. Çevreyi korumanın ne olduğunu, yeni yeni anlamaya ve anlatmaya başladık. Başladık yüklem. Başlayan kim? Biz, gizli özne. Neye başladık? Çevreyi korumanın ne olduğunu yeni yeni anlamaya başladık. Bunun da hepsi ne oldu? Şuraya kadar neye sorusu? Dolaylı tümleç, ve yüklemden oluştu. Çevre Bakanlığı kayıplarımız telafi edilmeyecek şekilde büyüdükten sonra kuruldu. Kuruldu yüklem. Kurulan ne? Çevre Bakanlığı özne. Ne zaman kuruldu? Kayıplarımız telafi edilmeyecek şekilde büyüdükten sonra zarf tümleci. Demek ki özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşuyor. Evet, bu sorular dediğim gibi en çok baktanan sorulardır. A şıkkını zaten ilk başta bulmuştuk. Diğer şıkları da yarım kalmasını çözmüş olduk. Siz de evde bol bol soru çözerek ne yapacaksınız? Bunları pekiştireceksiniz. İlk 20 soru çözdüğünüzde konuyu anlamış olacaksınız. 40 soru çözdüğünüzde pekişmiş olacak. 60 ile 100 soru çözdüğünüzde de bir daha unutmamak üzere hafızanıza yerleşecektir. Evet arkadaşlar, evde güzel güzel ders çalışmalar diliyorum. İnşallah bu zamanları kendiniz için daha değerli, kendinizi daha önemseyerek geçirirsiniz ve daha başarılı olursunuz diye ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.